sorularla lise mezun programının kıymetli takipçileri 5-6 haftada yaklaşık 10. sözle ilgili sorularımıza başladık. Bu hafta da yine 10. sözle devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Şimdi sualımız olacak. Nimetlerinin numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangahına bu kadar masraf ediyor. Bu memleketi kurdu. Cümle burada bitiyor. Bu cümleden seyrangahlar tabiriyle 5-6 günün izahını alabilir miyiz? Şimdi seyrangah, seyir edilen mekan manasında değil mi? Seyrangah, seyir. Bu seyrangah kelimesinden iki mana anlayabiliriz. Birisi yani dünya hayatın kısalığı. Yani seyir gibi. Hani insanlar işte 6 gün, 5 gün neyse duruma göre mesai yaparlar. Ondan sonra o yorgunluğunu gidermek için seyrangahlara gider, mesire yerlerine giderler değil mi? İşte deniz kıyısına giderler her neyse. Dinlenme. Ya kısa bir süredir o. Yani 6 günde diyelim 5-6 saattir. Sanki ruhlar aleminden başlayıp işte kabirden, ebede kadar giden uzun yolculukta bu dünya hayatı bir seyrangah gibi. Yani çok kısa bir süre geliniyor. Seyrangahta kalınan süre gibi bir süre kalınıyor ve tekrar gidiliyor tarzında. Yani ebedi hayat yolculuğumuzun bu dünya safhasının kısalığını sanki ifade ediyor. Bir seyrangahın bir manası bu, kısalık. Bir de işte dünyanın bir veçli seyrangah olması yani. Yani dünyanın değişik vecihleri var. Ahiretin tarlasıdır, işte efendim söyleyeyim bir imtihan salonudur, işte Esma-i İlahiye'nin aynelerdir, tecelligahıdır. Tecelligah olunca bunları seyredecek de üç önemli mahluk var, grup var daha doğrusu. Birisi işte insanlar, bir melekler ve cinler. Tabi burada esas seyirci insan olmuş oluyor yani kemaliyle. Kemaliyle. Onun için dünya insan için bir seyrangahtır yani Esma-i İlahiye'nin tecellilerini kainatta seyretmek. İşte sıfattan mevsufa geçmek, nimetten inama geçmek. Efendim söyleyeyim. Bu şekilde üstadın bir ifadesi var 6. sözde. İşte gözü tarif ederken rahmet çiçekleri mübarek bir arısı derecesine çıkar diyor göz. Cenab-ı Hakk'a satılırsa rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı. Yani nasıl arı çiçeklerden bahsediyorsa insana neye baksa rahmet çiçeği, onun rahmet veçini görür. Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetini onda müşahede eder. Rahmet tabi geniş mana. Yokluktan varlığa gelmek bir rahmettir. Hayat sahibi olmak bir rahmettir. Her bir organımız, duygumuz bize bir rahmettir. Kainatı havadan, sudan, güneşe kadar hepsi bize rahmettir. İlahir. Bütün bu rahmet tecellilerini vücudumuzdan kainata kadar insan gözle seyrediyor, müşahede ediyor. Bu cihette kainat bir seyrengah oluyor. Kainat seyrengah, insan seyirci, mütefekkir muhatabı oluyor kainatın, mütefekkir seyircisi oluyor. Dünyanın bir veçhesi de bu yani insana bakan, tefekküre bakan, marifetullah'ta insanın derece almasını sağlayan bir veçhi de bu dünyanın seyrengah olması. Bir de bu şekilde anlaşılabilir dünya. 5-6 gün yani kısalık ifade ediyor zaten. Kısalık ifade ediyor. Bu kadar masraf yapılıyor 5-6 gün için yani. 5-6 dünyanın ömrü manasına. İşte masraflarımız belli. Orada fazla girmeyeceğim. Zaten soruda da yok. İşte ustadın sadece bir ifadesini söyleyeceğim. İşte güneşin diyor bir günlük hararetinin temini eğer odunla kömürlü olsaydı değil mi? Hariçten verilseydi o zaman ne lazım diyor? 1000 arz kadar odun yığınları lazımdı. Denizler kadar gaz yağı, dağlara kadar kömür lazımdı ki güneşin bir günlük yanması yanlışı temin edebilsin. İşte dünyanın dönüşünün masrafı ayrı. İşte ilahir elektrik makbuzlarımız geliyor, su makbuzlarımız geliyor değil mi? Bir iki saatlik seyahat ediyoruz. Uçakta şu kadar para ödüyoruz. Bu dünya üzerindeki seyahatimizin masrafı ayrı, ilahir. Bütün bu masraflar 5-6 gün kısa bir süre için ile ifade edilmiş. Yani dünyanın ömrü ahirete göre çok kısa tabii.
Bu 5-6 tabirini şöyle anlayabiliriz. Yani ayette geçiyor ya, Cenab-ı Hak semavat ve arzı 6 günde yarattığını ifade ediyor. Sanki öyle de bir işaret var yani. Evet. 5-6 gün dediği dünyanın ömrü manasına. Kısalık nereden geliyor? Ebediyete göre. Ebediyete göre. Kainat ömrü ne kadar uzun olursa olsun bize göre uzun ama ebediyete göre yine kısadır yani. 5-6 gün. 5-6 devre zaten. Günden maksat devre malum. Bir de o manası olabilir 5-6 gün. Hem dünya ömrünün kısalığı hem de kainatın 5-6 günde, 6 günde yaratılışına da bir işaret olarak söylemiş olabilir. Ayrıyeten yani her an olsun yani her gün olsun yine bir kainat ölüyor yani yeni bir kainat geliyor. O da O olabilir. da başka Geniş tabii. anlamları Tabii vardır. tabii. Her an bir önceki ana göre netice oluyor. Bir sonraki anda tohumları oluyor. Her an. Üstad bunu nasıl ifade ediyor? Zerrat tarlasını diyor. Zerratı bir tarla yapmış. Her an kainat kadar mahsulat ondan alıyor diyor. Yani her zerrenin, her atomun bir sonraki hali, bir an sonraki hali dikkate alınsa kainat çapında bütün atomların bir an sonraki halleriyle yeni bir kainat ortaya çıkıyor. Bir önceki kainattan bu doğmuş oluyor. Bu da bir sonraki kainatı doğuruyor. Böyle bir tabi bunları seyir etmek büyük vazife yani. Tabi. İnsan meleklerden üstünlüğü de burada yani. Yani tefekkür melek işi. Biz de melekleri gibi tefekkür ediyoruz. Melek işi. Melekler ortak yanımız. Marifetullah ve tefekkür cihetiyle, iman-ı billah cihetiyle. Melekler de ortağız. Allah'a imanda, tefekkürde. Ama meleklerin tabi tefekkür boyutu kamil müminlere göre çok daha az kalıyor. Kamil müminlere göre. Evet, yani meleklerin peygamberleri var. Dört büyük peygamber. Bizim dört büyük peygamberimize göre çok geri onlar. Çok geri. Evet. Seyir tarihi külliyatta yine çok geçer. Mesela o benim sözde de ahaliye diyor ya seyre tenezzühe ziyafete Ziyafet davet daveti. etti. Tabi. Yani insanın en mühim vazifelerinden demek ki. Tabi. Yani kainat seyrangah ama o seyrangahta seyir vazifesiyle insan mükellef İnsan. dediğimiz gibi. Tabi. Yani bal toplayan insan. Evet. Başka böcekler de dolaşır, başka sinekler de dolaşır ama değil mi? Bal toplayan arı. İnsanın durumu bu kainatta yani. Beşinci hakikatin haşyesinde ve birçok yerlerde geçen arzın nısfı ve nevi beşerin humsunun İslamiyet'le münasebeti zaman ve mekan açısından kıyamete kadar devamlı bir kaydı olabilir mi? Bu arzın nısfı yani yarısı. Nevi beşerinde kumsu. Beşte biri. İslam'da müşerref olmuş. Ama bu diyelim sürekli bir kaydı değil tabi. Nitekim asr-ı saadette arzın nısfı Müslüman değildi. Yine kıyamete yakın İslam'ın bir gerileme dönemi olacak. Değil mi? Müslümanlar azalma olacak. Yine o zaman da arzın yarısı ve nevi beşerin yani insanların beşte biri Müslüman olmuş olmayacaklar. Yani bu gene kaydı değil ama şimdi her öyle peygamber gelmiş ki bir ümmeti olmuş. Öyle peygamber gelmiş ki iki ümmeti olmuş. Burada peygamberimizin ümmetinin bereketi ifade ediliyor. Peygamberin irşadının ummiyeti, müessiriyeti ifade ediliyor. Maksat bu burada. Ama şimdi dediğim gibi 5-10 peygamber ümmeti olan peygamber olmuş, hiç olmayan olmuş. Peygamberin büyük çoğunluğu mağlup vaziyette dinlerini tebliğ etmişler. Yani mağlubane tebliğ etmişler, galip hale gelememişler. Belli duyduğumuz birkaç peygamber hariç, Yusuf Aleyhisselam gibi, Davud Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi. Genelde mağlubane gitmiş yani işkencelerle, sürgünlerle. Fakat peygamberimizde durum değişmiş yani. Hem sayı itibariyle müthiş bir inkişaf olmuş. Hem asr-ı saadetten sonra Afrika'nın kuzeyinde İspanya'ya varılmış. Değil mi İslam? Bir taraftan da efendim söyleyeyim Asya'da Hindistan'a varılmış. Daha sonra daha ileri gidilmiş. Ve Peygamberimiz ümmeti mağlubane olmak çok çok aşmış. Galibane devam etmiş yine. Mekke dönemindeki kısa bir süre şey hariç baskı ve zulüm dönemi hariç hep galibane gitmiştir ondan sonra. Sürekli büyüyerek gelişerek ve devletler kurulmuştur, imparatorluklar kurulmuştur.
Peygamberimiz ümmetinden ve bunlar arzın yarısını istila etmişlerdir. Yani her an yarı olması şart değil. Arzın yarısını İslam gitmiştir. Evet. İnsanların da beşte birine İslam ulaşmıştır. Değil mi? Evet. Mesele bunu ifade etmektir yani. Yoksa kıyamete yakın da değil mi? Mekke döneminde de arzın yarısı Nevbecen Humsu tabiri tabi kullanılmaz ama şey bütün İslam tarihi itibariyle baktık mı elhamdülillah çok büyük bir inkişaf vardı Peygamberimizin ümmetinde. Hem kemiyete hem keyfiyeten. Bunu ifade ediyor Üstad. Üstad bir yerde zannedersem de Eksel Asır'da diyor. Yani Eksel Asır'da değil de Eksel Asır'da. Tabi doğru. Yine Meyyar Esasi'nde de şu ifade var. İnsanlığın kemiyeten beşte birine keyfiyeten yarısını diyor. O keyfiyet itibariyle tabi başka keyfiyet ayrı bir saha. Yani keyfiyet şöyle de anlaşılabilir mi acaba? Yine İşaret-i Yüzaz'da da bu manada var. Yani insanlık olarak yani semavi dinlerden etkilenmiş. Yani belki bir semavi dini kabul etmemiş ama o tevhidin olsun, tebliğin olsun diyor. Bazı nurları onlara aksetmiş. O yüzden diyor kafirin her halinin kafir olması lazım gelmez. Ha bunlar da bazı güzel sıfatlar İslam'dan gelmiş. O başka da keyfiyet tabii ayrı bir konu. Bir defa cansızlığa göre canlı olmak keyfiyettir. Canlı olmaya göre insan olmak keyfiyettir. İnsanlar içerisinde Müslüman olmak keyfiyettir. Müslüman içerisinde arif olmak, alim olmak keyfiyettir. Değil mi? Sonra peygamberlik keyfiyettir. Ve peygamberimiz en büyük keyfiyettir. Onun için keyfiyet olarak İslam daima ileridir her zaman için. Beşinci hakikatta şefkat kapsından ahiretin ispatına giriliyor. Ve ubudiyet-i Muhammediye vurgulanıyor. Bab-ı şefkatla ubudiyet-i Muhammediye'nin münasebetini, ismi Mucib ve Rahim'in bu mevzuyla alakasını anlatabilir misiniz? İsmi Mucib, dualara cevap veren. Değil mi? İsmi evet. Rahim de Cenab-ı Hakk'ın müminler lütfuyla cennete koyması, kafirler adli cehenneme koyması. Rahim isminin kısaca manası bu. Şimdi bunu zaten ahiret ilgisi var açıkça Rahim isminin. Mucib de Peygamberimiz ahireti istemiş, o cihette alakası var. Ubudiyet-i Muhammediye ismi Mucib yoluyla tabiri caizse Rahim isminin tecellisini ve ahiretin gelmesini gerektirmiş. Yani işlenen çatı bu yani. Hani şimdi malum keyfiyet dediniz ya az önce. Şimdi İnsanlık aleminde keyfiyet Müslümanlardır. Müslümanlar içerisinde keyfiyet peygamberlerdir. Peygamberlerlik alemini bir daire kabul etseniz ortada, merkezde en büyük keyfiyet olarak peygamberimizi buluruz. Şimdi Cenab-ı Hak cin ve insi ibadet için yaratmış. Cin ve insi ibadet için yaratmış. Kendini tanıması için yaratmış. Bütün kainatın ibadetleri ve marifetleri insanlarınkinin yanında çok sönük kalır. İnsanlarınki de peygamberin yanında çok sönük kalır. Peygamberlerinki de peygamberimizin yanında. Üstadımız bunu bir cümleyle ortaya koyuyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in onun diyor bir ayetten aldığı feyiz bir peygamber umum feyizi kadar olabilir. Bir peygamber umum ömründe bütün ömründe aldığı umum feyiz, bir toplam feyiz neyse onun kadar peygamberimiz bir ayetten feyiz alabilir diyor. Böyle olunca kainat insan için yaratılmış. İnsanlık da peygamberimiz için yaratılmış. Çünkü hülasatı mı diyor Üstad Bey'de? Neticelerin neticesi o oluyor. Şimdi dolayısıyla kainat onun için yaratılmış. O da Cenab-ı Hak'tan ebediyet istiyor. Değil mi? İnsanların Adem'e gitmemesini, yokluğa gitmemesini istiyor. Bununla da kalmayıp ahirette ebedi bir saadete vasıl olmalarını istiyor. Yani baktım bunu niyaz ediyor. Bütün insanlık adına, hatta bütün kainat adına. Çünkü kainat da yokluktan kurtuluyor, hiçlikten kurtuluyor yahut hiçliğe hizmet etmekten kurtuluyor diyelim. Yani kainatın meyveleri hiç oluyorsa kainata hiçe hizmet ediyor demektir. O halde ahiretin gelmesi kainatın da lisan-ı haliyle de olsa bir gayesidir yani. Onun için Peygamberimiz bütün kainat namına, bütün insanlık namına hayvanat da ebediyet istiyor değil mi? Onlar ruhları da baki hayvanlarında. Bütün insanlık namına Peygamberimiz ebediyet istemiş, ebedi saadet istemiş. Cenab-ı Hak Mucib ismiyle bu duayı kabul etmiş. Mucib ismiyle duayı icabet eden Mucib.
Ve bu duanın kabulü de ahireti yaratıyor ve Rahim ismi tecelli ediyor. Rahim ismi. Tabii şefkatle ilgisi zaten bu isteği şefkatten geliyor. Şefkat bütün peygamberlerin ortak sünnetidir yani. Her peygamberin şefkat ortak sünnetidir. Onun için Üstadımız da Risale-i Nur'un meşrebini şey yaparken dört madde birisi şefkat olarak ortaya koyuyor. Çünkü acıyacaksınız ki, şefkat edeceksiniz ki ne yaparsınız? Karşının imdadına koşasınız. Değil mi? Bir fakire acıyacağız ki zekat verelim, sadaka verelim. Aynı şekilde bir cahile insan acıyacak ki ona ilim öğretsin. Yahut sonu cehenneme çıkan bir yolda giden asi insanlar insan acıyacak ki, değil mi? Şefkat edecek ki onları ne yapsın? İrşad etsin ve doğru yola getirsin. Peygamber Efendimiz'in en büyük sünneti budur. Yani bütün peygamberlerin içerisinde en fazla onu da tecelli etmiş. Bakın işte müşriklerin olduğu bir beldede dünyaya teşrif ediyor. Herkesin puta taptığı bir dönemde o puta tapanlara şefkat ediyor, onları sahabi derecesine getiriyor. Şefkatle getiriyor, acıyarak getiriyor. Düşmanlıkla değil. O bakımdan şefkat dediğim gibi çok önemli. Peygamberimizde de bu kemaliyle var. Kendine zulmedenlerin acınmasını ve affını istiyor. Kendi taşlayanların Taif'te. Değil mi? Evet. Bu çok mühim bir sünnet ve tatbiki de zor bir sünnet. Ama çok bereketli bir sünnet. İşte Bezum Hazretleri de şefkat olarak koymuş bir meşrebinin bir maddesini. İşte bana zulmedenlere, zindana da bana yer hazırlayanlara, değil mi? Beni kasaba kasaba dolaştıranlara hakkımı helal ettim diyor. Ve helal etmekle, acımakla insanların kalplerini bu hakikatle yerleştirmiş. Bu peygamberimizin tam yoludur yani elhamdülillah. Onun için bu şefkat tebliğ gerektirmiş. Tebliğ ve o tebliğe uyanların cennete gitmelerini gerektirmiş. Dolayısıyla ismi Mucib ve ismi Rahim beraber zikredilmiş burada. Tabii değil mi? Rahim ismi ahirete bakıyoruz dedik. Kafirleri de adliyle cehenneme koyan bir şeyi, bir şıkkı, bir yönü. Müminleri de türlü cennete koyan. Şimdi kafir adliyle cehenneme koyuyor mu Cenab-ı Hak? Orada da yine bir rahmet tecellisi var. Yani hiçliği atmaya göre, değil mi? Zaten diyor bir yerde, cehennem de olsa beka isterim diyor. Hani bir ayrı bahiste. Şimdi yok olmaktan cehennemde kalmak yine bir rahmet oluyor. Hiçliğe gitmekten ise. Tabi onun bazı evliyaların bazı keşfiyatları da var. Yani artık oraya girmeyeceğiz. Yani o ahiretin gelmesi onlara da rahmet. Hiçliğe göre. Hiçliğe göre o da rahmet. Peygamber Efendimizin Aleyhisselam hadisine gelen böyle mahşerin dehşetinden herkesin nefsi dediği vakit. O da şefkat. Tabii. Bütün peygamberler diyor dahil. Herkes nefsini kurtarmaya çalışacak. Peygamberimiz ümmeti yani ümmetim diye. Ümmetin dert edecek. Yani bir cihetten baktığımızda Rahim ismine masaliyet. Bir cihette de baksak ki o duaya, o istemeye Cenab-ı Hakk'ın icabet etmesi Mucib ismi. Mucib ismi. İkisi beraber ahireti gösteriyor işte. Alakası o. Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselam vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek ifadesinde vurgulanmak istenilen nedir acaba? Tabii bizim ziyaret etmemiz ancak niyeten olabilir, hayalen olabilir. Ya yani onun vazifesini düşünmek. Düşünmek yani ziyaret etmek de temsil zaten bu. Oradan yani peygamberimiz ne için gelmiş bunu düşünmek, onun vazife başında ziyaret etmek gibidir yani. Değil mi? Şimdi peygamberimiz niçin gelmiş? Bütün peygamberlerin niçin gelmiş? İşte bunun değişik izahları yapılabilir. Üstadın Kur'an hakkındaki bir ifadesi var. O da özetliyor gibi sanki bütün gayeleri. Üstad diyor ki Kur'an-ı Kerim'in geliş, nazil oluş gayesini izah ederken ikiye ayrılıyor. Bir diyor daire-i rubiyetin kemalat ve ahvalini değil mi? Ahvalini. Bir de daire-i rubiyetin vezaif ve şu atahvel yeri değişiyor. Şimdi daire-i rubiyetin kemalat ve şuunatını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne demek daire-i rubiyet? Kısaca Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları, efali, esması, şuunatı bunların tümünü anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yani Allah'ı hakkıyla tanıtıyor. Değil mi? Hakkıyla tanıtıyor. Şimdi Hristiyan da Allah'a inanıyorum diyor ama o inanç, orada inanılan Allah haşa yani
Gerçek manada Allah değildir yani. Değil mi? Şimdi daire-i rubiyeti Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah'a böyle inanılacak. Sıfatlar şunlar, isimleri bunlardır. İlahir. Şuunatını neden razı olur, neden razı olmaz değil mi? İlahir. Bunlara varıncaya kadar daire-i rubiyeti anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bir de rubiyete karşı ubudiyet gerekir yani. Buna karşı kulun görevini. Daire-i rubiyetini vezaif ve ahvalini talim etmek diyor Kur'an-ı Kerim. İşte bu Kur'an'ın iniş gayesi Peygamberimizin geliş gayesidir. Tek Peygamberimiz için gelmiş? Allah'ı tanıtma insanlara. Bütün esma ve sıfatıyla. Kur'an'a göre tanıtmaya. Buna karşı da müminlerin, insanların görevlerini insanlara anlatmaya gelmiş. Daire-i ubudiyet, ubudiyet de bu oluyor. Dolayısıyla bir 90 soruyor, orada bir nokta var. Daire-i ekleme sırasından vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek. Şimdi vazife başında ve ubudiyet içinde. Orayı diyecektim. Şimdi vazife başında ve ubudiyet içinde. Vazife başında tabiri Peygamberimizin risaletine bakıyor. Vazife başında. Ubudiyet içinde de Peygamberimizin ibadet cihetine, velayetine bakıyor. Yani Peygamberimizin iki ciheti vardır. Bir risalet ciheti insanlara Kur'an'a göre Allah'ı tanıtmış ve yine Kur'an'a göre kendisine yapılan ilhamlarla Cenab-ı Hakk'a karşı kulun vazifelerini ortaya koymuş. Değil mi? Evet. Ha. Bunu anlatmış insanlara. Anlatması risalet oluyor. Aynı anlattıklarını kendisinin kemaliyle yaşaması da velayet oluyor, ubudiyet oluyor. Peygamberimizin ubudiyet ciheti tebliğ ettiklerini en mükemmel şekilde kendisinin yaşaması. Değil mi? Evet. Namazı emretmiş, en mükemmel namazı o kılmış. Tevazuyu emretmiş, en mükemmel mütevazı olmuş. Yani Allah en çok seven benim, en çok korkan da benim buyuruyor. Allah sevgisini anlatmış, en çok da o sevmiş. Takvayı anlatmış, en çok da o korkmuş. Değil mi? Evet. Bunlar ubudiyet ciheti oluyor Peygamberimizin ubudiyet ciheti. Onun için cümlenin başı vezaif vazife tabiri risaletine bakıyor. Diğeri de ubudiyetine, velayetine bakıyor. İşte şehadet, kelime-i şehadete girin, abdu ve resuluhu, abd kelimesi Peygamberimizin velayet cihetine bakıyor. Ve resuluhu ciheti onun risalet cihetine bakıyor. Orada da ilgisi var yani. Peygamberimizin görevi bu. Cenab-ı Hakk'ı en mükemmel, en ileri derece tanımak, onu en mükemmel şekilde ibadet etmek, değil mi? Kemal'le sevmek, kemal'le korkmak, ondan sonra insanlara da ne yapmak? Bu hakikatleri tebliğ etmek. Vazife başı deyince bunları anlayacağız. Şu olabilir mi acaba? Gerek peşinize suret, peşinize hakikatte olsun başka yerlerde. Mesela gel bir adada bir içtima vardı diyor. Hmm. Ya da aynı konu Mesnevi'de, Reşeler'de tahlil edilirken leysel haberü kele ayan sığınıza diyor. Hı. Yani zaman ve mekanıza bir hadiseden uzak olmadan diyor. Muhakeme-i akliye de tesiri çoktur. Yani dolayısıyla o zamanın şartları, o zamanın böyle ahvali içerisinde Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu izzata bakmak. Hayalın son o zamana gidilmiyor ya. Yani biz ancak hayalin gidebiliriz, niyeten gidebiliriz. Yani dersin başına yani o kısmını söylemek izzatın istedik. İzzatın kıymeti ancak o şartlardayken daha mükemmel anlaşılacak. O da var tabii tabii. Evet. Çünkü buna benzer bir konu da Kur'an için geçiyor ya ayet-i kübrada. Birisi sebbaha lillahi mafis semavati vel ardı ayetinin belaltını göremiyorum deyince o zamana git diyor. Gitti. Işte. Tabi o zamana gitmek işte dediğiniz gibi işin değerini anlamak için noktası önemli. Evet. Değil mi? Bir de gidiş şöyle işte az önce dediğim gibi Peygamber ne için gelmiş? O zamana gittik onu öğrendik. Evet. Biz de bunu kendimiz de tatbik edeceğiz. Evet. Değil mi? Gittik öğrendik ki bunun için gelmiş. Biz de bunu yapacağız ki elden geldiği kadar uygulamaya çalışacağız. Evet. Kendi kalp, ruh alemimizi hem de amel alemimizi uygulamaya çalışacağız inşallah. Evet. Külliyatta çok geçer bu mevzu. Lisan-ı hal ve lisan-ı kalb ile istenilen her şeye icabet etmeyi nasıl anlamalıyız? Lisan-ı hal ve lisan-ı kalb. Şimdi lisan-ı kalb söz ile istemek. Dua ikiye ayrılmış oluyor bu ifadeye göre. Lisan-ı hal diliyle istemek. Lisan-ı kal de lisanla istemek. Yani hani her zaman örnek veriliyor. Bir dilencinin el açması, şöyle durması lisan-ı hal ile nedir? Taleptir. Mendil açması, yere koyması, konuşması da. Bir de ağzıyla istemesi, Allah razı olsun bana şunu verin demesi değil mi? O da lisan-ı kaldir yani.
Her ikisi de istemektir insanlık hal, lisan-ı hal. Veya işte minarelere baktık mı camiye, lisan-ı hayyale salat diyor değil mi? Namaz vakti gelince de aynı minarelerde mesela lisan-ı kal ile hayyale salat çıkıyor değil mi? Sallaları geliyor. O da lisan-ı kal olmuş oluyor. Caminin lisan-ı kal oluyor. Şimdi kainatta da dualar bu ikiye ayrılıyor. Yani bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'a dua içerisinde. Lisan-ı kal bizimki. Lisan-ı hal daha geniş. Mesela lisan-ı istidatla dua var mesela. Bu lisan-ı haldir. Lisan-ı istidat lisan-ı dua. İhtiyacı fıtri lisanıyla dua var. Efendim ızrar, lisan-ı ızrarıyla dua var. Demek ki bu ikili tasvife göre kal dışındaki bütün dualar hale dahil edilmiş oluyor burada. Yani onlar lisan-ı halin şubeleri olmuş oluyor yani bir bakıma. Mesela çekirdek lisan-ı istidadiyle ağaç olmak istiyor Cenab-ı Hak'tan. Bütün çekirdekler dua halindedir. Bütün yumurtalar lisan-ı hal ile işte civciv olmak, güvercin olmak her neyse değil mi istiyor. O da yine istat lisanıyla. Bütün muhtaçlar lisan-ı ihtiyaçla dua halindeler. Değil mi? Evet. Açlık ihtiyaç lisanıyla yemek talep etmektir. Değil mi? Göz ihtiyaç lisanıyla ışık talep ediyor. Bu manada baktık mı kainata herkes dua ediyor. Büyük çoğunluk lisan-ı hal ile biz de hem lisan-ı hal hem lisan-ı kal ile. Biz hepsini cem ediyor. İnsanda bütün dua çeşitleri cem oluyor. Evet. Ama lisan-ı kal deyince insanların yaptığı dua daha çoğunlu gelir. Evet. Buna da görüyoruz ki icabet veriliyor. Yani cevap veriliyor. İcabet cevap veriliyor. Yani zaten hayvanatın bu kadar 1,5 milyon tür hayvan var diyorlar. Hepsi bütün ihtiyaçları görülüyor belli yani. Hepsine vakıf olamasak bile. Öyle değil mi? Evet. Yani. Bir kaldı kendi dualarımız. Bizim dualarımız Üstad. Dua bahsini anlatıyor bunları. Bizim dualarımızda da diyor illa cevap veriyor, icabet geçiyor. Ayette de icabet geçiyor. Yani bu ayette uygun Üstad'ın suali yani. İfadesi daha doğrusu. Kabul etmek başkadır diyoruz da cevap vermek başkadır. Her duaya cevap verilir diyor ama her duayı kabul etmek hem aynı matlı vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir diyor. Onun için bütün dualara Cenab-ı Hak cevap veriyor. Ama hakkımıza hayırlıysa istediğimizi veriyor, daha iyisini veriyor. Değilse vermiyor. Bir de bazı dualar var ki esbabı teşebbüs etmiyoruz sebeplere, netice istiyoruz. O dua zaten kabul olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir emri isyan var orada. Şu sebeplere riayet ederseniz şu neticeyi veririm diyor Cenab-ı Hak. O kan duymayan kişi zaten neticeyi alamaz. O da kabahat kendisine aittir yani. O da ayrı. Ki zannedersem gelecek belki programlarda olabilir de yani Üstad buradan yine haşyet konusuna geçiyor zannedersem. Yani en küçük bir mahlukundan en küçük bir duayı işitiyor ve cevap veriyor. Elbette en büyük bir abdinden de zaten az bir ihtiyacını atmaz. Kabul edecek. Az önce okuduğumuzun sonuna geliyor bu zaten evet. Tabii. Ya Peygamberimizin duası mutlaka kabul olacak. İsm-i mucib ahireti gerektiriyor. Evet. Sonra onun devamı olduğuna göre bu. Evet. Oradan dua bahsine geçirmiş oluyor. Evet. Ve o vesile dua ile ilgili bir soru sorulmuş. Evet. Yani netice yine Peygamberimizin duasına dayanacak. Evet. Tabii. Hocam babamızın süresi doldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip izleri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.